Değerli spor severler, değerli futbol severler, pazartesi akşamı stadyumla karşınızdayız. Süper Lig'in ikinci haftasının son gününde aynı anda başlayan karşılaşmalarda Ankara Gücü Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Ki hayli hareketli, bol pozisyonlu bir karşılaşmaydı. İsminin vaat ettiğini aslında sahada da görme şansı bulduk. İki takım açısından da güzel bir karşılaşma oldu. Ve şu anda devam eden karşılaşmada 90+7'nin içerisindeyiz. Samsunspor 11 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de ve Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor. Samsun'da gerçekten büyük bir coşku vardı maçın başlangıcında. Tüm biletlerin satıldığını, kombinelerin satıldığını söyleyelim. 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko golü atan isimdi. Cengiz Ünder de bu maçın önemli isimlerinden bir tanesi oldu. Golün altında onun da imzası var, asisti var. Daha önce Roma formasıyla iki oyuncu birlikte oynamışlardı. Cengiz golün ardından sakatlanarak oyundan çıktı. İlk 11'de başladı bugün. Aynı zamanda Fred de bugün Manchester United'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi yine ilk 11'de yer aldı. Bu iki yeni transfer de bu deplasmanda sahadalar. Aynı zamanda Fred ikinci yarıda bulduğu bir golü de var. Ancak ofsayt gerekçesiyle o gol iptal edildi. Açıkçası o da yine tartışılacak bu haftanın pozisyonlarından bir tanesi olarak kayda geçti. Bu hafta her karşılaşmada tartışılacak pozisyonlar var. Bu pozisyonda VAR'dan iptal olan bir ofsayt kararı ancak atak başlangıç noktası itibariyle bir ofsayt mı değil mi tartışması maçın sonunda yaşanabilir. Buna da hazırlıklıyız. Bunu da ekranlara getireceğiz derken Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi. 90+7'de Şimanski girdikten sonra golünü kaydetti. Bugün kadroda yoktu. Mert Hakan Yandaş ilk 11'de yer almıştı. Tabii hafta içerisinde oynanacak Avrupa Kupası maçları düşünülerek herhalde farklı oyunculara da yer veriyor İsmail Kartal. İrfan Can Kahveci yine oyunda. Onun kazandığı topun arkasından Şimanski kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Okan'la karşı karşıya kaldı ve üzerinden aşırtarak skoru 2-0'a getirmeyi başardı. Son dakikalarda, uzatma dakikalarında Fenerbahçe kendini rahatlatan golü Samsun deplasmanında bulmuş oldu. Şimanski de gollerine, asistlerine devam ediyor. Gol katkısıyla devam ediyor. Oynadığı maçlarda aldığı sürenin hakkını hayli hayli veren bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Samsunspor'un uzun zaman sonra içeride oynadığı, Samsun'da oynadığı ilk lig karşılaşması oldu. Ki bu iki takım arasında daha önceki yıllarda da çok önemli mücadeleler de oynanmıştı. 90+9 gösteriliyor ve artık 90+9'un da içindeyiz, sonundayız. Birazdan karşılaşmanın bitmesi de bekleyebiliriz. Volkan Bayatsa'nın son düdüğünü bekleyebiliriz. Şimanski 85'te oyuna girdi Mert Hakan Yandaş'ın yerine ve 90+8'de de golünü kaydetmeyi başardı çok kısa bir zaman içerisinde. Bu arada Dzeko da yerine Umut Nayır'a 78. dakikada bıraktı. Aynı zamanda Mert Büldür de yine transferlerden, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Serdar Aziz'in yerine yine 78. dakikada oyuna girdi ki geçen sene büyük bölümünü sakatlıkla geçirmişti Mert Büldür. Bugün oyuna girmesi de Fenerbahçe adına olumlu bir gelişme olarak görülebilir. İrfan Can Kahveci de Cengiz Ünder'in hemen golün arkasından sakatlığı nedeniyle yine sahaya girmişti. Ve karşılaşma sonuçlandı. Sarı lacivertliler 2'de 2 yaparak yoluna devam ediyor. Samsunspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Bu arada bu maçın dışında da önemli bir haber olarak belki değer kazanacak ilerleyen dakikalarda veya yarın. Hafta içi oynanacak Avrupa Kupası mücadelelerinden dolayı bu hafta sonu oynanacak karşılaşmaların Avrupa Kupası oynayacak Avrupa Kupalarında mücadele edecek takımlarımızın karşılaşmalarının ileriki bir tarihe ertelenme durumu da söz konusu. Hollanda Ligi'nde ve Portekiz Ligi'nde ve Ukrayna Ligi'nde bu kararlar alınmış. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de yine bu benzer kararı almak üzere takımlarımızla görüşme haline ve büyük bir ihtimalle de bu hafta sonu oynanacak karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelenme ihtimali var. Ülke puanı açısından önemli karşılaşmalar, Şampiyonlar Ligi önerilmesi, yine Konferans Ligi karşılaşmaları playoff turunda
Beşiktaş, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ın maçları var. Bu da önemli bir gelişme. Takımlarla istişare ediliyor. Yarın itibariyle netleşmesi bekleniyor. İlker Hocam sizinle başlayalım. 2-0'lık bir galibiyet. Nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi, deplasman performansını? Samsunspor'da uzun bir aradan sonra ligdeydi. Zorlayabildi mi Fenerbahçe? Zaman zaman aldı? Zorladı. Yani ilk devre özellikle sol tarafından Fofana'yla ataklar geliştirmeye gayret etti. Belki son paslarda biraz daha becerikli olmuş olsalardı biraz daha tehlike yaratabilirlerdi ama yani oyunla ilgili diğer takımlar hakkında ne söylüyorsak Fenerbahçe için de onu söylememiz lazım. Bundan daha iyisi olacak. Sezonun başı 6. resmi maç. Dolayısıyla da oyunun bütününden ziyade ben oyuncular üzerinden biraz gideyim izin verirsen. Szymański ile ilgili şöyle bir cümle kullandın. Aldığı sürenin hakkını veriyor diye. Ben de diyorum ki aldığı süre hakkı mı? Oo, çok güzel hocam. Yani açıkçası tamam belki rotasyon belki birazcık hani Twente maçı düşünülmüş olabilir ama bundan önceki maçlarda da bu çocuk çok fazla süre almadı. Yani İsmail Hoca sürekli ilk 11'de Szymański'ye çok fazla şans vermedi. Mert Hakan'ı kullandı bugün o bölgede. 85'te oyuna girdi Szymański ve işte nasıl o bölgede oynanır bence örneğini verdi. Golünü kaydetti. Eminim ki bundan sonraki haftalarda çünkü benim kafamdaki ideal 11'de Fenerbahçe'de Szymański var. Yani orada o bölgede Fred'le birlikte. Yani sadece benim değil değil mi hocam? Aynen. Bütün Fenerbahçelilerin ideal 11'inde Szymański var. Bir diğer isim Fred. Belli ki çok katkı sağlayacak. Yani bu sene adından çok sık bahsedeceğimiz bir oyuncu olacağını zaten kariyerini biliyoruz. Hani kalkıp da anlatmaya gerek yok ama en son 28 Mayıs'ta maç oynamış bir oyuncu. Neredeyse 3 ay sonra ilk maçı bence çok iyi işler yaptı. Bundan sonra fizik olarak daha iyi hale geldiğinde çok daha iyi işler yapacak. İşin hem savunma tarafında var hem hücum tarafında var. O da İsmail Hoca'ya çok çok büyük bir güç katacak İsmail Hoca'nın Fenerbahçesi'ne. Cengiz'le de Dzeko arasındaki o telepatik bağ devam ediyor. Yani Cengiz'in her attığı top, bugün atılan golün benzerlerini çok seyrederiz. Yani bunun not alınabilir. Çünkü en az bir 8-10 tane böyle gol seyredeceğiz. Cengiz-Dzeko ikilisinin yaratacağı pozisyonlardan. 2'de 2 sezon başı için bence son derece iyi bir başlangıç. İşin savunma tarafında rakibi gol beklentisi olarak neredeyse 0.010'larda falan, yani 0.10'da falan tutması bu da çok önemli. Fenerbahçe için şu an da işlerin yolunda gittiğini söyleyebilirim. Yani genel girişim bu şekilde olsun. Bu orta sahayı nasıl buldunuz hocam? Yani Szymański yorumlarken biraz söylediniz aslında ama hücum anlamında mı birazcık eksik buldunuz? Mert Hakan, Fred, İsmail. Fred gerçi hücum anlamında bu üçlünün en fazla gole yakın oyuncusuydu. Pozisyonlara girdi. Bir tane değer kazanmayan da golü var. Ama oraları yoklayan, zorlayan bir oyuncu ki katkı sağlayacağı da ilk günden belli oldu. Ya yani şöyle söyleyeyim. Mesela bu orta saha Mert Hakan, Fred, İsmail. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayıları 1. Sadece 1. Nasıl zorlayacaksın? Hücumda nasıl çoğalacaksın? Dün keza Beşiktaş'la ilgili de aynı sıkıntılardan bahsetmiştik. Yani orta sahada oynayan oyuncuların en az bir tanesinin hatta zaman zaman iki tanesinin birden rakip ceza sahası içine koşu yapması lazım. O yüzden diyorum hani Szymański burada olmalı. Çünkü o koşulları en iyi yapan oyunculardan bir tanesi. Sürekli gidiyor, boş gidiyorsun. Rakibin sana önlem alması da zor. Yani arkadan gelen oyuncu her zaman için çok çok büyük tehlike yaratır. Yani şöyle düşünüyorum yani Szymański, Fred, üçüncü isim İsmail olabilir. Öyle gözüküyor şu anda. Belki oraya bir transfer daha da gelebilir. İyi bir 6 numara düşünülebilir ama böyle bir üçlü ilerleyen haftalarda seyredeceğiz. Zayis de var, sakatlığı vardı bugün ama. Zayis de var ama yani bence Fred'in ve Szymański'nin önüne geçecek durumda değil Zayis. Tugay Hocam. Ya Fenerbahçe takımında ikinci maç itibariyle gözle görülür fazla değişiklikler var. Bazı oyuncularda bireysel anlamda performans olarak, bazı oyuncularda da fiziksel anlamda zaman zaman düşüş, zaman zaman çıkışları var. Bugünün ilk 45 dakikasına baktığımızda biraz daha Ferdi Cengiz tarafını fazla kullanan bir Fenerbahçe var ki oradan zaman zaman etkili olmaya çalıştı. Ama sol tarafında o kadar da etkisiz olduğunu gördük. Ki önde Tadiç'in olmasına rağmen. Orta saha konusunda İlker Hocam'la aynı fikirdeyim. Hani bugünkü şartlarda bakıldığında İsmail, Szymański, Fred daha böyle güçlü bir orta saha hissettiriyor Fenerbahçe takım adına. Oynama anlamında da, rakibe baskı anlamında da. İkinci önemli konu
Fred şöyle bir karakter. Zaman zaman defansa yardım edip ama zaman zaman da hücumda baskıları doğru yapmasıyla boş koşuları yapan bir oyuncu. Ceza alanı arkası, yani defans arkasını yapabileceği koşular çok fazlasıyla var. İptal olan golde baskı yapıyor. İkinci baskıya gidiyor. Üçüncüsünde defans arkasında koşuyla golü atıyor. Yani bu orta saha oyuncularını hep söylüyoruz ya, zaman zaman topla değil de topsuz oyunu da oynamayı bilmeleri lazım ki en güzel örneklerden bir tanesi Fred. Üçüncüsü de şu. Fenerbahçe takımı zaman zaman takım boyunun bayağı bir büyük uzun, zaman zaman da daraltan bir yapıya sahip. Bu maçların tekrarı, oyuncuların tamamıyla tercih edilen 11'in üzerinden yorumladığımızda artılarıyla haftalar sonra karşımıza çıkacak. Ama şu var, İsmail'in biraz daha bu sorumluluğu ön libero'da fazlasıyla alması lazım. Devamlı alan kapatmak zorunda kalıyor. Yani Mert Hakan'ın terse gittiği bölümlerde, Mert Hakan'ın bölümünü kapattığında bu sefer orta alanda çok fazla boşluklar oluyor ki ilk yarıda bu fazlasıyla vardı. Ya düzelir, bu devamlılığı olan 11 yakaladığınız zaman bireysel performanslarında üst seviyeye çıktığı noktada Fenerbahçe istediği sonuçları alma şansına da sahiptir. Önemli bir şey söyledin hocam. Oyunun boyu. Evet. Ya bugün Fenerbahçe için bence hani o oyunun boyu konusu biraz sıkıntılıydı takım boyu. Yani stoperlerle ön bölgedeki santraforların arası çok fazla açıktı. O bölgeyi işte koşucu oyuncular Mert'le, Fred'le ve İsmail'le kapatmaya çalıştı ama çok da başarılı olamadılar alan büyük olduğu için. Samsunspor çıkabildi. Belki etkili olamadı ama yani 4-5 sefer gelebildi ki bu ilerleyen haftalarda sıkıntı çıkartabilir. Evet. Yani o boyu evet, biraz daha kısaltıp orta saha oyuncularının işini kolaylaştırmaları lazım. Son olarak da şunu ekleyeyim. Birbirini tanıyan iki tane oyuncu var ve nerede nasıl oynayabileceğini, ne zaman nereye koşu yapıp da nerede buluşturabileceğini bir Dzeko Cengiz muhabbeti de var sahanın içerisinde. Evet. Ya bu bariz bir şekilde gözüküyor. Hani ben Kerem için söylediğimde zaman zaman bunu denemek güzel ki sadece bunu deneyen Cengiz değil. Fred de bunu. Fred de var. Evet. Oyuna sonradan giren Şimanski. İrfan Can Kahveci var, Şimanski var. Bunları atabilecek teknik kapasitesi yüksek oyuncular. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım konuşuyormuş. Hemen stadyuma gidelim. Neler söylemek istersiniz? Vallahi sezona evimizde Fenerbahçe maçıyla başladık. Söyledik yani bizim için bir test maçıydı. Taraftar kesinlikle sınıfı geçti, özlemiş. Bugün taraftarımız 10 numaraydı. Onlara teşekkür ediyorum. Takım ilk yarı denk oynadık kafa kafaya ama ikinci yarıda işte bazı eksiklerimiz var transferi tamamlayamadığımız için onları gördük. Yani o Dzeko'nun kafa golü, yani Alim'in vurdurmaması gerekiyordu ama işte Dzeko anca böyle Dzeko oluyor, o golü attı. Tebrik ediyorum. Son gol için bir şey diyemiyorum artık, yani takım birbiri yakalamaya çalışırken yediğimiz bir kontratak. Ama bizim için yani nerelerimiz eksik onu gördük. Zaten 6 tane transfer yapacağız dedik. Bu sözü hem hocamızla konuştuk hem de kendi içimizde. Onları yaptıktan sonra milli maç arasında takım daha kaynaşacak. İnşallah çok daha iyi bir Samspor izleteceğiz. Ben bu sözü veriyorum. Samspor hiçbir maça defansif anlayışla çıkmayacak. Hep yani amaç yenmek. Yenmiyorsan da hani yenilmeyeceksin. Bugün yenildik maalesef. Üzgünüz. İstemiyorduk ilk maçımızda evimizde kaybetmek ama futbol 3 sonuçlu. Sonuçta Fenerbahçe hak ettiği 3 puanı aldı. Onlara tebrik ediyorum. Avrupa'da başarılar diliyorum. Uzun bir maraton. Daha bu köprünün altından çok sular akacak. Gördüğünüz gibi sürpriz sonuçlar alınıyor. Biz de işte inşallah yani beklenen Samspor'u yapacağız. 10 bin civarında kombine satıldı lig standartlarının üstünde. Bu yılki hedefiniz bizim ne? Hedefimiz 15 bin kombine satmaktı. Hı hı. Şu an 10 bine yaklaştık. İnanıyorum daha da satışlar devam edecek transferler geldikçe. Maç bileti de bugün yaklaşık 15 bini falan geçmişti. Yani 25 bin artı Fenerbahçe seyircisi, artı localar, protokol, işte yani stadı gördüğünüz bırakılan boşluk, polis koridoru falan şeylerle neredeyse stat full kapasiteydi. Taraftarımız muhteşemdi. Onlar yani gerçekten Süper Lig'i özlemiş. Hep söylüyoruz Süper Lig'in Samspor'a ihtiyacı var diye. Bugün bir kere daha gösterdik ki
Samspor Süper Lig'e gerçekten renk katacak bir kulüp. Dediğim gibi zamanla daha da iyi olacağız. Biz sonuçta bir hedef koyduk, ilk 10. İlk 10'da olmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah başarırız. Son olarak böyle taraftarı heyecanlandıracak bir isim olacak mı, 6 transfer dediniz? Vallahi bak buradan Acun Ilıcı'ya söylüyorum. İki tane Premier Lig'den oyuncuyla anlaşmıştım, Aston Villa'dan. İkisini de Acun aldı. Benden rica etti. Abi yapma dedi. Tabii şeylerimiz değişti. Onun da başarılı olmasını istiyoruz buradan. Onların yerine başka oyuncularla görüşüyoruz. İskandinavya'dan oyuncuyla anlaştık. Kulübüyle pazarlık içindeyiz. Henüz anlaşamadık. İspanya'dan, La Liga'dan öyle yine bir golcüyle görüşüyoruz. Oyuncu çok yakın, kulübü işte bonservisler üzerine. Yani şu an biliyorsunuz Suudi Arabistan etkisi fiyatları çok yukarıda tutuyor. Henüz aşağı iniş başlamadı. İşte ya 1 Eylül'ü bekleyeceğiz. Avrupa'da kapandıktan sonra bir fiyatlar normale dönsün. Ya da vereceğiz 200, 300, 500 bin euro fazladan para. İstediğimiz oyuncuları hızlı bir şekilde alalım. Bu matematik, ama bir taraftan da biliyorsunuz harcama limitleri var. Onlar üzerine dikkatli olmamız lazım. Sonuçta ben bir iş adamı olarak bakıyorum. Samspor bir AŞ. Denk bütçe yapmak, minimum bir açıkla sezonu kapamak. Ama zamanla biz Süper Lig'de nasıl bir yaşantı içinde olacağımızı öğreneceğiz. Bu sene yani Galatasaray, Fenerbahçe yani Kantar'ın topuzunu çok kaçırdılar. Bir baskı oluştu Beşiktaş ve Trabzon üzerinde. Tabii onun üzerine Başakşehir kötü başladı. Şimdi yani herkeste bir böyle bir baskı var. Mecburen herkes bütçenin üstüne çıkacak. Onu görüyorum. Öbür türlü gerçekten bu lig kalitesi düşer. Eğer biz Süper Lig'in kalitesini artırmak istiyorsak biraz kaliteli oyuncular almak zorundayız. Tabii çok yoğun bir taraftar ilgisi var. O yüzden de canlı yayın yapmakta zorlandık. Ben biraz belki toparlayabilirim Samsun Spor'la ilgili kısmı. Sayın Samsunlu Baştan, olarak. Bir Samsunlu olarak, evet. 10 bin kombine satılmış aldığımız bilgi. Bu maçta da 19 bine yakın bilet. Yani 29 bin kişi İrak, dolu. İrak. Artı locaları saymıyoruz. İnanılmaz bir forma satışı. Kargolar yetişmiyormuş Samsun'da. Yani taraftar özlemiş. Özellikle başkandan da çok ciddi bir transfer beklentisi var. Çünkü Tanke Kocaelispor'a gitti. Geçen seneki forvet oyuncularından. Bu iki forvet oyuncusu bugün Fofana, sizin de tanıdığınız, evet, çalıştığınız isim. Aslında biraz daha kanat ağırlıklı kanat oyuncular. Var. Bir forvet, bir iki forvet veya işte altı transfer diyor Sayın Başkan Yüksel Yıldırım. Alınacağını söylüyor ama taraftarın ciddi bir transfer baskısı var Samspor özelinde, üstünde. Hüseyin Eroğlu da uzun yıllar sonra, Altın Ordu'dan sonra, 10 yıl çalıştıktan sonra, Cengiz'in de bu arada ilk A takıma çıktığı zaman antrenörü, Samsun Spor'u geçen sene aldıktan sonra, bir noktadan sonra Eyüp Spor'un önüne getirdi ve çok önceden şampiyonluğu ilan etti ki birkaç sezondur Samsun Spor kapıdan dönüyordu. Üçüncü oldu, playoff'tan döndü. Sistemi olan bir teknik adam. Şimdi biraz daha işte yeni transferlerle, daha geleceklerle takımı harmanlayacak ama Samsun şehri özellikle çok özlemiş tabii. Öyle takım. Yani Karadeniz'de her zaman öyledir. Takımına sahip çıkma, sahiplenme noktasında en üst seviyede yaşatır her şeyi. Yani bugün Samsun Spor'un oyununu ben hani çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Evet, 11 yıl sonra gelip bir anda Süper Lig'de çok ekstra işler beklemek sürpriz olur. Zamanı ihtiyacı vardır. Gelecek transferlerle belli eksik olan bölgelerini tamamlayarak belki oynatmak istediği oyun mantalitesi sahada karşımıza çıkabilir ama şu var. Dirençli bir takım, rakibi koşarak, mücadele ederek bozmaya çalışan bir onu oyun anlayışına sahipler gibi duruyor. Tabii bugünkü maçın geneli belki böyle bize karşımıza çıkmıştır. Ama en büyük eksikleri rakibi eksik yakaladığındaki final pasları. Eğer oradaki problemi çözerlerse rakip takımlar çok problem yaşar Samsun Spor'da. Samsun'la ilgili ben de, siz de hocam Samsun'la olarak söyleyeyim. Siz de Samsun olarak Ladik Spor'dan değil mi kariyeriniz başlamıştı? Evet, Samsun hakikaten futbola
futbolu özlemiş. Onu söyleyeyim. Yıllardır. Biz milli maça da gittik hocam. Haziran ayında Galler maçı da oradaydı biliyorsunuz. Orası da tamamen kapasite doluydu. İnanılmaz bir seyirci vardı Haziran ayında. Evet. Bugünkü maçta bunu destekliyor zaten. Başkan iddialı bir başkan. Söylemleriyle, yaptıklarıyla. Hakikaten Samspor'u bir yerden çok başka bir konuma getirdi. Bu yönde tebrik etmek lazım. Tabii iddialı olursanız ligde de bir şeyler yapmak zorundasınız. Öyle bir giriş yaptı çünkü başkanın söylemleri de bunu destekliyor. Ama tabii uzun yıllar sonra tekrar lige gelmek, 11 yıl aradan sonra tekrar lige girmek kolay bir süreç değil. Biraz sabırlı olmak gerekir. Seyircinin de bu konuda başkana destek olması gerekir. Ve zaman içerisinde de Samsun iç saha performansı ve dışarıdaki oynayacağım müsabakalarla gücüne biraz daha güç katacaktır yapacağı transferlerle birlikte. Ya bu maçı çok fazla baz almamak lazım. Çünkü arada bir kalite farkı var. Bunu gerçekçi olarak ortaya koymak lazım. Fenerbahçe açısından bakıldığı zaman da lige 2'de 2'de başlamak her teknik adamın amacıdır. Bunu Galatasaray ve Beşiktaş başaramadı. Dolayısıyla nasıl başladı derseniz evet. 6 puan doğru bir gidiş. Oyunun anlamında yeterli mi? Değil ama onun da zaman içerisinde toparlayacağını düşünüyorum. Maça başlarken iki tane oyuncu benim için çok kıymetliydi. Biri Cengiz, biri Fred. Çünkü öbürleriyle en azından hem Avrupa Ligleri hem liglerde bir fikrimiz vardı. İkisinin performansı da bana bugün itibariyle Fenerbahçe'ye katkı anlamında katkı göstereceğini çok net bir şekilde ortaya koydu. Tabii Cengiz'in Roma'dan Dzeko ile birlikte alışkanlıkları var. Bunu bugün bir kere daha gördük ve böyle golleri de çok fazla atacaklardır, çok net söyleyeyim. İlk maçtan sonra şunu demiştim, Szymański, Tadić ve Dzeko Fenerbahçe'nin gol yükünü çekerler demiştim ve çok gol atarlar demiştim. Beni yanıltmadılar. İlk yarıda orta sahada hep diyoruz ya, oyunun ne tarafa gideceğini belirleyen unsur orta saha oyuncuların performansıdır. İlk devrede mesela Hakan ve Fred çok yan yana geldiler. Ki onu Tugay Hoca'yla da konuştuk devre arasında. Şimdi ikiniz yan yana geldiğiniz zaman rakip ceza sahasına arkadan diyoruz ya gelen oyuncu hep tehlikeli oyuncular. Bu koşuları çok yapmazsanız çok da tehdit edemezsiniz. Yani ilk devre iki tane Fred'in arkaya attığı var. Bir de Cengiz'in Dzeko'ya attığı var. İki tane çok net pozisyon var. O da birbirlerini tanımak kaynaklanan bir organizasyon. Tabii doğal olarak elinizde çok fazla oyuncu olursa çok fazla yorum da getiriyor. Şimdi herkes Szymański'yi söylüyor. Neden yok? Hakikaten maça başlarken dedik ya neden yok? Sakat mı? Ya fiziksel olarak mı yeterli değil ki? Göründüğü kadarıyla dayanıklılığı iyi bir olan oyuncu. Teknik kapasitesi yüksek ve bir orta saha olmasına rağmen gol üretmekte çok yetenekli bir oyuncu. Dolayısıyla oyunun başlangıcıyla o değişime kadar hep gelgitleri olan bir oyun oldu değil mi İlker Hocam? Yani evet topa sahipsiniz ama hata sonuçlandırmadığınız her pozisyonda Samsun, Fofana ve Laura ile ciddi çıkışlar yaptı. Evet. Belki final paslarını doğru tercih yapabilse daha oyun başka bir tarafa gidebilirdi yani. Futbol böyle bir şey. Aynen. Çünkü hani maç öncesi diyorsunuz ki kağıt üzerinde evet Fenerbahçe favori ama bazen sahada farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Bundan önceki haftalarda olduğu gibi. Anlatacağınızı unutmayın hocam. Tam sizin söylediğinizde Cengiz'in burada katkısı olmuş. Dzeko'yu çok iyi tanıyorum. Onunla konuşmamıza gerek yok. Onu gördüğümde orta kesmeye çalışıyorum. Havalimanında da söyledim. Ona çok gol attıracağım diye. İlk maçta da golü attırdım. Devamı gelecek. Sadece kramp girdi. O yüzden çıktım. İyiyim, bir şeyim yok. Fred'e de kramp girdi bence. Evet. O da çıktı. Biraz İsmail Hoca zorladı tutmak için ama yani o da 3 aydır top oynamak kolay değil. Bu eforu göstermek kolay değil. Ama realite iyi futbolcuysa gelip oynuyor. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Yani hiç beklemek zaman geçsin. Ama kampta da katılmış galiba. Sezon başını geçirdiler. Evet. Ama maç oynamak farklı diyorsunuz ama, tabii. Diyorum ya şimdi biz eski oyuncularız. Şimdi bizlere sorsan antrenman mı maç mı? Maç. Yani böyle gelişirsin. Fiziksel olarak da üzerine koyarsın. Dolayısıyla oyunun gelgit bölümlerinde Samspor'u tercihleri yapsa gol de bulabilirdi. Ama oyunun genelinde bakıldığı zaman 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 enine ve boyuna çok geniş bir Fenerbahçe gördük. Bu alanlarda zaten Samspor çıkışlarda etkili pozisyonlar yaratmaya çalıştı. Ama daraldığı zaman, ikinci topları kaptığı zaman rakibin çıkışını da engelledi. Yani bir 10 dakikalık
periyotta, özellikle ilk yarı 10-15 dakikalık periyotta coşkulu Samspor, daha sonra bütün ritmi Fenerbahçe kontrol etmeye başladı. Özellikle kanatlardan geldi ki bundan önceki maçlarda Tadic çok etkili olmasına rağmen ilk yarı dedi nerede oynuyor mu dedik. Evet, yani çok fazla ağırlığını hissettiremedi. Daha çok sağ taraftan Ferdi ve Cengiz'le üretmeye çalıştı. Şimdi siz eğer elinizde Dzeko varsa kanatları doğru kullanmalısınız. Topu onunla buluşturmalısınız. Buluşturduğunuz zaman da o yeteneği var zaten. O telepati var ya oyuncular arasında birbirini tanıması. Bu yönden tabii Cengiz ve Dzeko'nun geçmişe dayalı birliktelikleri işi kolaylaştıracak. Ama orta saha anlamında yani üretme anlamında Szymański'nin katkısını bir Mert Hakan'dan bekleyemezsiniz. Çünkü onun yetenekleri farklı, onun yetenekleri farklı. Çünkü daha çok rakip sahada oynamayı seven bir Szymański, daha fazla arkaya koşuyu isteyen, o gol bölgelerini zorlayan bir oyun yapısı var. Diğer taraftan daha çok mücadele gücüyle sahada kalmaya çalışan bir Mert Hakan var. O değişiklik bile ofansif anlamda farklı bir yere getirdi Fenerbahçe'yi. Bunu İrfan Can'a da ekleyelim. Hakikaten girdikten sonra topun Fenerbahçe farklı kalmasında çok etkili. Sezona iyi başlayanlardan biri de İrfan Can diyebiliriz. Avrupa Kupası Avrupa ve Türkiye Ligi'ne baktığınız zaman falan, evet. İyi başladı yani. O evet. Da iyi başladı hakikaten. Deyip noktayı koyayım. Beşiktaş'la ilgili konuştuğumuz orta sahan gol katkısı kısmında yine aynı noktaya geldiniz aslında, değil mi? Orta saha üçlüsünün gol katkısının, asist katkısının fazla olmalı, olması lazım. Olmalı. Şampiyon olmak istiyorsanız olmalı. Evet. Kanat oyuncuların katkıları yüksek olmalı ki işinizi kolaylaştırın. Yani gol yükünü sadece bir oyuncuya, iki oyuncuya bırakırsanız işiniz zor. Hocam, saydın isimleri. Tadic bir tarafta adamın ağzına atar. Solda Cengiz. Bazen İrfan Can. Bence yani, Cengiz adamın ağzına atar. İkisi de atar bence hocam. Yani... Ama işi sadece Dzeko'nun ağzına bırakmayacaksın. Yani diğerlerinin de girmesi lazım ki. Yani oldu ki Dzeko vuramadı ya da rakipler Dzeko'ya çok önlem aldı. Sen daha boş koşu yaparsın. Ya bu oyuncuların yaptığı ortalardan faydalanmak lazım. Hakikaten ya bir orta saha için bu kanat oyuncuları ben her pozisyonda koşarım. Gelip gelmemesi önemli değil. Deneyeceksin hocam. Aynen gittin öyle. Olmadı. Aynen. Bir daha deneyeceksin. Olmadı bir daha deneyeceksin. Evet, evet. Ama sonunda yakalarsın. Şu var, hani bizim Mert Hakan'la ilgili bir problemimiz yok. Biz takımların daha iyi olma noktasında anlatabildiğim şey saha içerisindeki oyun. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi üçlüyü biraz önce söylediğim üçlüyü oynayacağın zaman Szymański atar değil mi? Defans arkasına atar, koşar. Fred koşar mı? Koşar. Peki İsmail bu oyun içerisinde ne kadar rol alır? Bunların önünde, arkasında. O da kapıp verecek işte. Yapacak, en rahat ön libero yani. Biliyor musun? Tabii. En rahat ön libero. Ama alanını çok fazla boşaltmadan bu ikisini yönlendireceğim. Bu iki zaten öndekileri yönlendiriyor. Hocam sizi desteklemek adına arkadaşlarımız ekrana getiriyor. Szymański 6 resmi maçta 3 golü 3 asisti var. Yani yeni transferlerden 12 gol 8 asist katkısı almış. 20 gol katkısı var Fenerbahçe'nin transferlerinde. Ya demek ki Fenerbahçe takımının rakip sahaya yerleşip orada hangi oyuncularla ne oynaması gerektiği bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor işte. Orada İsmail'in yapacağı tek şey ikili mücadeleyi kazandıktan sonra çok çabuk topu Szymański'ye veya Fred'e bırakacak. O süpürecek onların arkasını, kapatacak. Ekstraların sağda solda var zaten. Bu takımda onun çok iş yapmasına gerek yok. Doğru pozisyonda. Değil mi? Sade pozisyonunu al, eksikleri kapat, hücuma gittiklerinde onların bölgesine geç, al yanındakine ver. Mesela bugün 14 ikili mücadeleye girmiş, 7'sini kazanmış, 7'sini kaybetmiş. Kim? İsmail. Biraz daha yüksek olması. Biraz daha yüksek olması lazım hani ikili mücadelelerde. Çünkü onun asıl yapması gereken iş o. Yani... Ama şöyle diyorsun hocam, lafını... Yok, estağfurullah. Fred'in de... Szymański'nin de dayanıklıları çok yüksek. Çok yüksek oyuncular yani. Bunlar 8-10 oynuyorlar. Tabii tek taraflı yani oyuncular değil. Gel taraflı, yani. Yani git gel oynuyorlar. İşte Fred'in sayılmayan golünde Tugay Hocam ifade etti. Yani gidip basıyor, dönüyor, bir daha basıyor. Arkaya koşuyu yapıyor, topla buluşturuyor. Hocam analiz var. Analizde ona bak. Evet, aslında biri... yaptığı şey o kadar özveri ki. Hocam Brighton teknik direktörü De Zerbi şeyde görmüş. Biliyor musunuz onu, okunuz mu bilmiyorum da tam röportaj sırasında görüyor. Aa diyor, Fred diyor gitmiş diyor Fenerbahçe gitmiş, diyor. Evet. Tam da bizim istediğimiz, yani aslında Premier Lig'de gene devam edecek de bir oyuncuydu. Geçen hafta Tottenham Manchester maçından mağlubiyetinden sonra Manchester taraftarlarının da ciddi derecede Fred'le ilgili şeyleri var. Geri döndüm diyor. Evet. Yani. Fred aynı demişken, şekilde Szymański'nin attığı golde de İrfan'ın müthiş arkaya pası var ama
Orada kıymetli koçu. Olan orta saha oyuncusunun arkaya koçusu. Aynen, boş koçu. Şimanski'nin boş koçusu. Fred konuşmuş. İlk yarıda istediklerimizi gerçekleştiremedik ama ikinci yarıda iyiydik. Bir tane kaçırdığım pozisyon, bir tane de iptal edilen bir golüm vardı. Takımın gösterdiği performanstan dolayı mutluyum. Takıma katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana. Önemli olan 3 puanı almaktı. Her geçen gün arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Geleli 2 hafta oldu. Sıcağa da alışmaya çalışıyorum. Geldiğim ülkeye göre farklı bir durum. Çok koştuk ve mücadele ettik. Aynı şekilde çalışacağız. Perşembe günü de kazanmak istiyoruz. Sıcak demiş. Bize de sıcak. Yani herkese sıcak. Bu ara evet nem falan. Sen Samsunlusun bilirsin. Samsun'da nem oluyor. İlker çözdü havayı. Zaten bu ara sıcaktı ama. İstanbul bugün çok fenaydı öyle değil mi? Yani İstanbul'da nefes alınmıyordu. Doğru. Sen Çeşme'de miydin? Neredeydin? Yok yok ben İstanbul'daydım. Bir ara formalar gözüktü zaten. İnanılmaz terlemiş oldular. Ya Eylül 15-20'sine kadar havalar çok böyle gider. Işte. Yani siz Antalya'da da oynamanın çok zor olduğunu, Antep'te de aynı şekilde, yani Urfa'da oynamanın Adana, çok zor olduğunu, Adana'da hakikaten nem oranı çok yüksektir. Yani oralarda yani biz eleştiriler yaparken de bunları da aslında biraz düşünerek konuşmakta fayda var. Ya şu var aslında. İyi oyuncu eğer bu havalarla alakalı sıcakla ilgili bir şikayeti varsa ona oyuncu basit oynar. Evet. Akıllı oyuncu basit oynar. Kendini çok fazla yormadan. Ama çok fazla topla haşirleşir. Bir de rakiple mücadeleye girdiğin zaman 60'tan sonra bitersin bu sıcakta. Samsun Spor'da 3. Yani Hüseyin Hoca'nın taktiği bu geçen sene... De, yani uzun zamandır Hüseyin Hoca hep böyle oynuyor. Birincilikte de 3-5-2 veya 5'li savunma yani gibi bu... top rakipteyken, kendindeyken 3-5-2 gibi. Acaba ben maçtan önce dedim hani bunu Fenerbahçe, Beşiktaş'a, Galatasaray'a veya Trabzonspor'a karşı böyle oynamaz. Biraz daha dörtlü savunma oynar mı diye. Çünkü üçlü savunmayla ilgili böyle bir şey var Türkiye'de. Yani üçlü savunma Süper Lig'de çok hızlı oyuncular var, kanat oyuncuları var. Üçlü savunma biraz zorlanıyor Türkiye'de diye konuşuluyor. Sizin görüşünüz nedir bilmiyorum. İlk yarıda işe yaradı mı o birazcık daha? Üçlü değil de beşli gibi söylemek lazım onu. Yani o üçlü savunma değil. O iki tane kanat oyuncusunu da çektiği gerisi zaman beş. Önüne de bir dörtlü set çekmişti. Etti sana. 9. Bir tane ya önde oyuncusu vardı. Bugün o savunmayı daha iyi hani, yaptı herhalde. Evet ilk devre özellikle hani bir iki kanat ortası orada işte Ceko'nun vurduğu top pozisyonlar hariç Fenerbahçe'nin öyle özellikle göbekten falan atak geliştirmesine kesinlikle izin vermediler. Yani oradaki bu tip maçlarda özellikle bu oyun şeklini kabul edebilir. Top sizdeyken üçlü olursunuz. Rakipteyken de beşli olursunuz. Yani bunu İyi kanat oyuncuları, dayanıklılığı çok yüksek kanat oyuncularıyla ancak oynayabilirsiniz ki o oyuncular var mı yok mu o da ayrı bir tartışma konusu olabilir. Tabii şey önemli, benim kafam ona takıldı. 6 tane daha oyuncu alacağız dedi başkan. Şimdi bu saatten sonra alacağın oyuncu ilk 11'de oynayacak oyuncu alırsın değil mi yani? Demek ki takımın %60'ı değişecek. 10 tane de almışsın zaten. Evet. 10 oyuncu da almış. Ya 16 oyuncu çok değil mi bilmiyorum yani ama. Başkanın hedefi bence tamamıyla bu sene ligde kalmak demek ki transferlerle. Ya onu da ifade etmiyor aslında. İlk 10'da olmalıyız diyor. Yani kolay da değil tabii. Yeni çıkmışsınız uzun bir süreden sonra. Bu haftadan sonra milli takım arası var ya hoca. Belki o sürece en azından yetiştirip takımla birlikte çalıştırma imkanı olabilirse bir avantaj olur. Çünkü alacağı oyuncular da öyle veya böyle takımlarında antrenman sezon başını geçirmiş oyunculardır. Adaptasyon sorunu olabilir mi bilemem ama en azından fiziksel olarak hazır gelirler diye düşünüyorum. Bakacağız ona da yani. Bir de hocam bir de büyükleri de bekliyor şimdi Samsun Spor takımlar. Tabii. Tabii. Hangileri sezon... vedalaşacak şimdi, da talep edecek. Tabii. Büyük bir ihtimalle oradan da mesela. Takviye tabii. Yapacaktır yani. Oradan zaten yine geçen sezonu Ankara Gücü'nde oynayan Galatasaray'dan Taylan, evet. Emre Kılınç gibi evet. Oyuncular ilk 11'deydi. Okan yine bildiğimiz bir isim. Yani Zeki Yavrusu var. Savunmadakiler geçen seneden geliyor. Alim ve Zeki oradan geliyor. İşte öndeki Laura oradan geliyor. Fofana oradan geliyor. Yani geçen seneden de var olan oyuncular var. Ama takviyeye de ihtiyacı olduğu da aşikar. Ama Samspor da Fenerbahçe maçını ölçü almamalı. Aynen. Yani hata yapar. Bunu ölçü alırsa hata yapar. Eksiklerini biliyorlardır. Ona göre takviye yapacaklardır. Ama realite ligin öyle çok kolay olmadığı da bir aşikar. Bugün oynanan maçlarla birlikte bunu çok net bir şekilde ifade edelim. Kolay bir lig olmayacak bu sefer. Yani Galatasaray'ın puan kaybettiği, Beşiktaş'ın puan kaybettiği. Trabzonspor ilk hafta kazandı. İkinci hafta evet. Hadi bir derbiydi. Ona belki çok bir şey... Denemez bugün mesela Adana Demirspor Ankara Gücü maçı. Ankara Gücü maçı. Çatır maç oldu yani. Dirençli olduğunu. Aynen. Ankara Gücü Kasımpaşa maçından sonra hatırlayın.
Tolunay Hoca da çok bir an gerildi mesela basın toplantısında. Ama ikinci hafta bence daha iyi bir görüntü izleyebildiğimiz kadarıyla yani Fenerbahçe maçıyla daha iyi bir görüntü ortaya çıktı. Oyuncu değişikliklerinden sonra Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? Mert Müldür girdi, Umut girdi mesela Ceko'nun yerine. Orada herhalde zaten katkı sağladı. Santrafor'da Batshuayi'yi düşünmüyor hoca herhalde, bilemiyorum yani orada değil mi? Ya onu bence Perşembe günü daha net görürüz. Twente maçı açısından. Maçında yani. Ceko ile başlar da ikinci isim olarak Batshuayi'yi kullanırsa, hani bugün benim tek aklıma gelen o olabilir. Hani Twente maçında daha çok süre vermeyi planlamış olabilir belki ama o da değilse senin söylediğin gibi şu anda Batshuayi'yi hoca düşünmüyor anlamı çıkar bundan. Yani eğer Umut girip Batshuayi girmiyorsa, ki siz Batshuayi olsanız bu durumlar rahatsız olmaz onu, mısınız? Onu, onu soracaktım. Yani hocam ya şimdi ben de Batshuayi'yim derim. Tamam. Bu maçta da oynamıyorsam, oyuna girmiyorsam demek ki o zaman ben kulüp arayayım kendime falan derim orada. Yani o psikolojiye girerim. Belki Twente maçı olabilir, bilmiyorum. Bazı talipleri olduğu olabilir, söyleniyordu evet. Ama sonuçta ihtiyacı da var değil var mi hocam? Geniş var kadroda. Canım yani bu 50'den fazla maç oynayacak diye hep konuşuyoruz. Bir tek Ceko ile devam edemezsin. Ona bir şey olursa sadece Umut kalır elinde. Onunla yola çıkabilir misin? Evet. Baktınız yani dolayısıyla hani Batshuayi'yi bir şekilde bakıyorum şu an. Mutlu etmek lazım değil mi hocam? Mutlu oyunun içine dahil etmek aynen lazım. Bu ekibin içine dahil abi etmek lazım. Joshua King var, Umut Nail var, Batshuayi var. Yani Joshua İkinci santrafor kim olur Fenerbahçe'de? Batshuayi. Kim olacak? İsmail Hoca'nın açıklamaları var. Futbol şehri Samsun'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bu kadar güzel bir ambiyansta daha güzel bir zeminde oynamayı isterdik. İlk 15 dakikada oyuna tutuk başlamamıza neden oldu. Sonrasında yavaş yavaş oyunu ele aldık. Devre arasında oyuncularımızla nasıl oynamamız gerektiğini konuştuk. Bugün kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zaten yeni transferlerimizin kalitesi belli. Ama tam hazır değiller. Hafta içi bir hafta bizimle çalıştılar. Fiziksel olarak takımın seviyesine geldiklerinde oyun gücümüz artacaktır. İki oyuncumuzun da ayağına kramp girdi. Oynatabildiğimiz kadar oynatmak istedik. Zaman içerisinde takıma çok daha iyi katkı sağlarlar. Milli maçtan sonra zemin düzeltilmiş benim aldığım bilgi. Hibrit hem yapay var hem çim var. Düzeltildiği bilgisi geldi ama demek ki çok da yeterli olmamış anladığım kadarıyla. Evet. İzlerken de bazı yerlerde sıkıntı var. Şeyler vardı, sararmalar vardı. Oyuncular da... Daha özgür maç başlamadan biz konuştuk zaten sahanın görüntüsü çok iyi değil diye. Bir alan özellikle var böyle. Bir alan var değil mi? Evet. Yakın tarafta bir bölge acaba vardı. O yeterli zaman mı olmadı acaba çim için? Tabii onu tutması için gerekli. Milli maçtan sonra bir yenileme yapılmış ama milli herhalde bir bakım yapılmış ama o kısa bir zaman aldı. Kısa bir zaman vardı herhalde ligin başlamasında 1-2 aylık bir süre. Bu arada İsmail Hoca da 16 lig maçında, son 16 lig maçında mağlubiyet almamış. 13 Fenerbahçe'nin başında tabii ki sonuçta bir ara verip geldi. 13 galibiyet, 3 beraberlik. Bu açıdan da Aykut Kocaman'dan sonra bu uzun seriyi yakalayan ilk teknik adam oluyor. Çok bunun ciddi bir şey. Evet. Yani puan ortalaması. Yani giderken de hocam 13'e 3. Giderken de geldiği hatırlarsınız bir teknik direktörsüz Fatih Karagümrük maçı vardı. Ondan sonra gelmişti. Geçen sezon değil ondan önceki sezon. Giderken de böyle ya gidiyor ama gelen teknik adam acaba bu performansı gösterebilir mi denip Jesus gelip iyi bir Dünya Kupası'na kadar iyi bir seri yakalayınca İsmail Hoca orada tabii unutuldu haliyle. Öyle bir İşler şey kötü gidince. Futbol öyle bir şey. Futbol öyle midir? Ki o zaman bence mesela İsmail Hoca'nın unutulursun. Yani futbolda dün diye bir şey yok. Çok kötü bir takım devraldı. Transfer falan yapma şansı da yoktu. Evet. Ve bütün camianın güvenini kazanan bir takım yarattı. Ama o zaman iyi oynattı. İşte onu diyorum. Taraftarla takımı barıştırdı. Bütün camiayı birleştirdi falan. Yani böyle rüzgarı tam arkasına almıştı. O zaten belki hani Jesus ismi birazcık belki İsmail Kartal isminin o ara çok anılmasını engelledi. Bir de iyi de başlayan bir Fenerbahçe vardı sözler ama ondan sonra bayağı bir İsmail Hoca'nın kulaklarını çınlattı. Gelsin diye Fenerbahçe Türkiye'de taraftarı. Türkiye'de bir gerçek var hocam. Nasıl başladığın çok önemli değil. Nasıl bitirdiğin önemli ya. Bu böyle. İnsanlar finale bakıyor. Aynen öyle. Bugünleri de hatırlamayacaklar, konuşmayacaklar. Finali konuşacaklar. Onun için çok uzun bir maraton var daha. Bütün daha hocalar çok, için geçerli. Hepsi için. Ya hocam İsmail Hoca ilk geldiği zaman 74 puanla ligi bitirdi. Bir sene evvel 74 puanlı Ersun Yanal şampiyon yapmıştı Fenerbahçe'yi. Aynı puanı aldılar.
Ama İsmail Hoca'ya ikinci oldu ya üçüncü oldu o sene. İkinci olmuştu evet. Galiba. Dediler ki İsmail Hoca yeterli değil. Niye? Şampiyon yapamadı. Bir sene önce göklere çıkarılan Ersun Hoca ile aynı puan aldı. Ya bir de bakış açımız ya böyle. Tabii. Şampiyonsan başarılısın. Şampiyon değilsen. O sezon kurşunlama mı olmuştu? Bir de hocam? Tabii Rize dönüşünde yani, takım öyle bir olayla yaşamıştı. Yani. Dönemimizde ikincilik de başarı değildi. Değildi tabii, canım, değil. Herhalde. Şimdi en azından Avrupa arenasındasın. Şampiyonlar Ligi ön eleme oynuyorsun. Yine bir başarı kriteri olmalı bence. Bir, iki. Ama Türkiye'de tek bir gerçek var. Bir olacaksın. Niye ikiyi kimse sevmez ben onu anlamadım. Tamam birinci olmak her zaman her büyük takımın hedefi de ama ikinci olduğunda hani ülke puanında en üst seviyede olduğunu düşündüğünde Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Ligi yani bu kötü bir şey değil ki aslında. Yani her ekonomik olarak aynı takım olacak diye de bir kaydı. Oraya ne diyorsunuz hocam? Futbol Federasyonu'nun bir kararı gelmek üzere bana arkadaşlar da yazıyorlar. Bazı takımlardan dönüşler de geliyormuş. Muhtemelen hafta sonu maçlarda oynanmayacak. Mesela Beşiktaş Adana Demirspor'la oynuyordu pazartesi günü. Zaten ikisi de Avrupa Kupası oynayan takımlar. Fenerbahçe'de Galatasaray'da Fenerbahçe Başakşehir'le Galatasaray'da İstanbulspor'la oynuyordu. Bu hafta maçlar ertelenecek. Hollanda ve Portekiz ve Ukrayna'da liglerini ertelemiş. Özgür biz ilk kez ben böyle bir şey görüyorum. Bir şey söylemeyelim. Uzun zaman birileri söylesin sonra konuşalım. Evet. Yani en doğrusu o. Hayır doğru. Şöyle onlar ertelediyse biz de erteleyelim abi. Ya ben sonuçta milli söyleyeyim ben. Ya menfaatlerimiz söz konusu şimdi, değil mi? Biz ülke puanı olarak fazlasıyla ihtiyacı olduğumuz noktalarda ne ararız? Kazanmak hep kazanmak. Evet. Evet. Devamlılık ararsın. Devamlılık evet, ararsın. Evet. Yani bana göre iptal olması gayet normal. Ben arkasındayım düşüncenin. Tabii kulüpler kabul eder etmez orası benim problemim değil. Evet. Ama ülke futbolu adına yapılan bir girişim. Aynen bu. Öyle. Evet. Dolayısıyla bizim menfaatimiz olduğu için yapılsın ya. Bir de rakipler de yapmış evet. Hocam. Normalde Hollanda'da falan çok böyle iptal olmazdı benim hatırladığım. Yok ben de hatırlamıyorum. Herkes artık yani evet. Ekonomik yönden şampiyonlar ligi fazlası. Avrupa'da hatırlamıyorum. Evet para ciddi para dediğim evet. Gibi hani çok hani milli maçlardan önce zaman zaman oluyor yani veya Avrupa kupalarından falan ama yani ligin daha ikinci haftası bilemiyorum tabii de ertelemek çok enteresan geldi bana. Ya bakış aslında yani, futbolu biraz daha güçlü hale getirmek. Ben saygı duyuyorum düşünenlere ama kulüpler ne kadar kabul ederler mi onu ben de bilmiyorum tabii yani ama sonuçta. Teknik adamlar için olumlu değil mi hocam sonuçta? O teknik adam olumlu bakmaz mı bilmiyorum tabii yani bazı. Öyle tabii. Avrupa kupaları oynadıkları için çok kısa bir zaman içerisinde 6 tane maç oynadı Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor. Kolay bir süreç değil. Hava, nem, oyuncu ufak tefek sakatlıkları. En azından bir rehabilite etme tabii adına canım. Bir 3-5 gün dinlenmeleri olumlu olur diye düşünüyorum. Ya şu var. Mehmet Hocam'a destek olarak oyuncu bir yerden sonra çok fazla maç oynamaktan yorulur. Yani mental olarak yorulur. Bazen böyle nefes aldığı noktalar vardır orada bir oh çeker. Bir sonraki maça hazır olma ihtiyacını fazlasıyla hissettirir. Hem hocasını hem kulübüne. Yani üst üste hafta arası hafta sonu hafta arası hafta sonu oynamaya başladığın zaman bir yerden sonra oyuncu da artık şunu da demeli aslında. Takım arkadaşım var bekleyen o da bir şans alsın. Tabii. Formayı vermek değil bak. Bu takımı sahiplenmek. Bir nefes almak belki diğer oyuncu da kendini de dinlendireceksin burada. Hüseyin Hoca'nın açıklamalarını okuyalım. 11 yıl aradan sonra ilk iç saha maçında kazanmak istiyorduk ama olmadı. İlk yarıda belli pozisyonlara da iyiydik. Rakibin Dzeko, Tadic, Cengiz, Fred bağlantılarını kesmeye çalıştık. Savunmada iyi durduk ama sonuçta Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz. Yediğimiz golle geriye düştük ama ve kaybettik. Seyircimize buradan teşekkür ederiz. Çok daha iyi bir takım olacağız. Hücum hattına takviye yapacağız. Daha iyi bir takım olmak istiyoruz. Bu kadar herhalde. Hüseyin Hoca'nın da açıklamaları bu şekilde. Anladığımız kadarıyla daha çok hücum hattına. Tabii forvet herhalde alacak. Daha iyi takım olacaklar. Onun evet. Sinyalini evet, evet. Verdiler yani zaten. Ondan şüphe yok. Taraftara ayrı bir parantez açmak lazım. Hakikaten futbolla yaşayan bir şehir. Onu da alkışlayalım. Bu tür maçları sadece savunmayla kazanamazsın. Doğru mu hocam? Tabii. Ya oynamalısın biraz. Ama elindeki mevcut kadroda sen de ifade ettin. Ön tarafta bu işi yapabilecek, geleni değerlendirebilecek yani elit bir oyuncusu yok. Evet. Şimdi Laura sprinter bir oyuncu. Gol vuruşu çok etkili değil. Fofana çok hareketli bir oyuncu. Dar alanda üretebilen ama son vuruşlarda etkili bir oyuncu değil. İşte 10 numaraları vardı Oliver. O da mesela ona geldiği zaman bir şeyler oluyor ama finallendirmek, final pası atmak ve onu sonuçlandırmak başka bir şey. Orada eksikliği var Samspor'un ki o eksiklikleri de zaten başkan maçtan sonra ifade etti.
Bu arada İsmail Kartal basın toplantısında iptal edilen golle ilgili bir açıklama yapmış. Arkadaşlarımız hemen hazırladı. İptal edilen golü tam anlamıyla izleyemedik. İzleyeceğiz. Arkadaşlarım izlemiş. Sonuçta verebilir de vermeyebilir de diyorlar. Hakemlerin taktiğine bırakmak lazım. Öyle karar verdiler. Çok üstte durmak istemiyorum. Ama maç 1-0 ve 1-1 olsaydı, bir penaltı pozisyonu da var sonra Samsunspor'un penaltı beklediği. Çok ciddi bir pozisyon olmadı ama bir penaltı beklediği pozisyon oldu Samsunspor'un o iptal edilen golden sonra. Yani yine bu akşam da yine bu tartışma, yani cumartesiden itibaren Galatasaray, Beşiktaş, belki bugün de Fenerbahçe'nin bir tepkisi olacaktı. Tartışılacaktı o pozisyon. Gene gelince konuşuruz ama şunu söyleyeyim. Enteresan bir pozisyon oldu. Aynen katılıyorum. Yani maç 0-0'mış gibi konuşulması gereken bir pozisyon. Çünkü bundan sonraki maçlarda referans olarak olabilecek, karşımıza çıkabilecek de bir pozisyon. Hakikaten bunu sen kuralı neyse falan bize okursun belki ama çok anlaşılır bir pozisyon değildi. Yani neden iptal edildi? Onu o zaman geldiğimizde hani 0-0'mış gibi bir ele alalım. Evet. Öyle bakalım. Çok fazla üzerinde... Ama Fenerbahçe kazandı maçı, belki kazandı, önemsiz hale evet, geldi kazandı gibi ama değil. Ama bu tür örnekler var ligde. Var. Bunun, ya buna bakarız hocam geldiği zaman ya. Yani offside yoksa tamam amenna, ama öbür türlü bu tür çok pozisyon. Tadiç offside'di ama orada bir şüphe yok, ama daha sonra Samsunspor topu kontrolüne alıp mı kaybetti? İşte o önemli, anladın mı? Almadan mı kaybetti? Hı. Almadan kaybettiyse... Kontrol alması ne demek? İşte orası. Kaç pas yapacağız? Kaç pas yapacağız yani? Aldık da topu kontrol. Alıp 3-5 pas yani yapacak halimiz yok. Pas sayısı mı var? 5 tane yaptıktan sonra rakibe verirsen mi devam ediyor? Aynen. Tam tartışacağımız nokta burası. Kontrolünü aldı mı Samsunspor? Almadı mı? Alabildi mi? Alamadı mı? Yani alamadıysa... O zaman göreceli bir kavram. İşte ya o, anlatabiliyor muyum? Arkadaşlarımız onu da ekrana getirdiler. Tabii pozisyon şu anda ekrana gelmediği için belki biraz altı dolu kalmıyor ama önemli tartışılan bir konu. Top kontrolü şeklinde sonuçlanmayan bir kurtarış, yön değiştirme, yansıma veya sekme, bir takım arkadaşına ulaşmayan veya kontrol edilemeyen bir top çıkartma. Sanki buna benziyor birazcık. Sanki bir takım arkadaşına ulaşmayan... Ulaştı. Ben gördüm ulaştığını. Ha, bir pas ulaştı ama bir orada pas ulaştı. Baskı altındaydı. Hakikaten ulaştı. Hayır, şimdi bir dakika. Doğru, burada, doğru. Bak, güzel bir şey söylüyor. Doğru. Baskı altındaydı. O zaman evet, baskı altında olmayan arkadaşı günümüzün bu konumda nerede şey bulacağız şeydi abi? Sağda bu kadar tepki olmadı. Yok. Ha, o kadar değilim ya. Ulaştı. Tamam, ulaştı. Tam bir şey demedim. Hocam, merak ediyorum, anladın mı? Yoksa hakikaten problem değil. Tamam, tartışma değiştirmedi bir şey. Özet gelmiş. Özetle görüntüyle gidelim isterseniz. İzleyicilerimiz de yorumlasınlar. Samsunspor Fenerbahçe maçının özet görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Arkasından bu tartışılan pozisyonu da hemen değerlendireceğiz.